Merhabalar. Yine bu hafta bir Merkez Bankası toplantısı haftası. Yine yorum yapacağım bu konuda. Merkez Bankası'nın bu toplantısında bir faiz değişikliği beklenmiyor. %19 olan faizin değişmemesi bekleniyor. En son enflasyon raporunda verilen sinyaller, bir önceki toplantıda yapılan değişiklikler bu beklentiyi oluşturmuş durumunda. Aslında bir faiz indirim beklentisi var. Başkan değişiminden sonra Merkez Bankası'ndaki erken bir faiz indirimi fiyatlaması ve algılaması var. Ama TL'nin durumu çok izin veriyor gibi değil. Enflasyonun yüksekliği keza yükselişini sürdürmesi çok izin vermediğinden bu toplantıda bir beklenti oluşmadı, ama daha sonrası için bakıldığında belki Haziran, belki daha sonra ama en geç 3. çeyrekte bir faiz indirim beklentisi var. Ve bu indirimlerin ama kademeli olacağı ve yılı 16 civarında bitirebileceği gibi beklentiye işaret ediyor. Bugün açıklanan beklenti anketinde, Merkez Bankası beklenti anketinde de benzer sonuçlar alınmış durumda. Bu beklenti orada da gözüküyor. Aslında enflasyon beklentilerinde baktığımızda yükselişler de var, ama bunun engel olmayacağı düşünülüyor. Merkez Bankası'na baktığımızda başkan değişimi sonrasında ilk toplantıda önemli değişiklikler oldu aslında. En önemli değişiklik de gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılabileceği mesajının kaldırılması oldu. Bu aslında yönün faizlerde yükseliş yönünde olduğu anlamına geliyordu, ama bu kalkması daha nötr bir duruşa geçtiğini işaret ediyor Merkez Bankası'nın. Ve diğer vurgularındaki değişikliklere baktığımızda Merkez Bankası'nın gerçekten de en azından faiz indirimleri için yavaş yavaş altyapıyı oluşturmaya başladığı görülüyor. Piyasada bu sinyalleri hemen almış durumda. Son enflasyon raporunda da Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmaları çok kısa vadedeki faiz indirim beklentisini kırmaya yönelikti. Yani Mayıs'ta bir beklenti oluşmamasını sağlama yönünde açıklamalardı. Bunda başarılı olmuş gibi duruyor, ama bakıldığında Nisan'da enflasyonun zirvesini göreceğini söylemesi, ki Nisan'da 17.14'e çıktı enflasyon ve Mayıs rakamlarını Haziran ayının başında görecek olmamız Haziran için bir ortam hazırlandığına işaret ediyor. Tabii burada belirleyici TL'nin seyri olacaktır. Şu anda bu faiz indirim fiyatlamasıyla değer kaybı devam ediyor. Ama şu anda aşırı değil, fakat bu önümüzdeki bir buçuk aylık süreçte, bir sonraki toplantı 17 Haziran'da, bu süreçte TL değer kaybı hızlanırsa Merkez Bankası'nın indirimle başlaması da çok mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. Sonuç olarak şu anda bir para politikası belirsizliği var açıkçası. Merkez Bankası indirim niyetini ortaya koymuş durumda. Ama bakalım şartlar buna izin verecek mi? İyi günler.